Merhaba arkadaşlar, hayırlı sabahlar, günaydın, gönlü güzel takipçilerim, hayırlı cumalar. Bugün cuma günü, tüm yaptığımız ibadetler, dualar kabul olsun Rabbim. Tüm hastalara, hastane kapısı bekleyenlere acil şifalar diliyorum arkadaşlar. Rabbim şafi hürmetine şifa versin. Dua bekleyen herkese buradan dualarımı gönderiyorum, güzel dileklerimi gönderiyorum. Bu arada hayırlı sabahlar, günaydın dedik ve günümüz aydın olsun. Bu mutfak balkonumdaki çiçekler gibi ömrümüz harika güzel olsun inşallah, böyle çiçek dolu dünyamız olsun. Hem öbür dünyamızda hem bu dünyamızda inşallah en güzelini buluruz, en güzelini bulursunuz arkadaşlar. Evet, Rabbim büyük, verdiği sıkıntı bizler için mutlaka imtihandır. Bunları da biliyor elhamdülillah, ama bazen insan gaflete düşmüş oluyor. Evet, ne yapalım? Çok şükür elhamdülillah. Her şeyimize, aldığımız nefese, en başında aldığımız nefese elhamdülillah diyelim. En azından nefes alabiliyor, şu güzellikleri görebiliyor arkadaşlar. Evet, bedenimize sağlık, ruhumuza huzur ve evimize bol bereket versin Rabbim. Evlat acısıyla, anne baba acısıyla Rabbim çekemeyeceğimiz dert vermesin, o imtihanlarla bizi imtihan etmesin inşallah. Evet, şöyle cuma günü dedik, sabah sabah yürüyüşten geldim komşumla. Bu arada ben durunca da, yürüyüşten geldikten sonra da ter fışkırıyor arkadaşlar. Evet, herhalde siz de öyle oluyorsunuz. Metabolizma tabi baya baya hızlanıyor. Şöyle hemen az sonra bitki çayımı da gösterelim. Bitki çayı içiyordu. İçecektim daha doğrusu. Demlensin diye beklerken dedim ki dur şöyle hemen cuma sabahı hem sevgili takipçilerimin cumasını kutlayayım, hem de şu mutfak balkonun son halini göstereyim istedim. Son videom mutfak balkonumdu. Çiçekleri gösterdim ama dedim ki hemen kolları sıvadım ben videodan sonra. Puslu mu çıkıyorum bilmiyorum. Şöyle çekeyim, evet. Güneşten dolayı. Hemen mutfak balkonumu kolları sıvadım ve toparlamaya geçtim. Daha doğrusu Zübeyde Sena'nın odasındaki kohlerya çiçeklerini balkona çıkarayım. Dedim ki o sadece sabah güneşini alsın, açık havaya alışsınlar, artık yeter dedim. Hani içeride çok nazlandılar. Dedim ki biraz dışarıda bakmayı deneyeyim dedim. Sadece sabah güneşini alıyor. Fazla öyle rüzgar, fırtına almıyor burası arkadaşlar. Onları getireyim mutfak balkonu dedim ki mutfak balkonu bu sefer toparlanacak. Orayı toparladım derken buradaki biraz zeytinler, turşular fazlalık geliyor. Mutfak balkonum küçük bir balkon ama ben dünyaları sığdırdım buraya herhalde. Onları dedim merdiven boşluğuna götüreyim. Bu sefer oraya gittim, orayı topladım. Bilmiyorum. Ben bir temizliğe giriştiğim zaman oda maalesef ki temizleyemiyorum. Terledim yine. Oda temizleyemiyorum. Onu çok heves ediyorum aslında. Bir odaya girdiğim zaman bir odayı temizleyeyim diyorum ama ben tutuyorum her yere giriyorum. Oraya giriyorum, orada başlıyorum temizliğe. Buraya giriyorum, burada başlıyorum. Derken bakıyorum ki hepsini birden bitirmişim. O da hoşuma gidiyor sonradan. Evet, mutfak balkonunu toparladım. Son halini size hemen şöyle göstereyim. Ondan sonra sohbetimizi, muhabbetimizi devam edelim inşallah. Hemen burada çayımız. Bitki çayım arkadaşlar. Hemen burada kohleler dediğim ya, buraya getirdim. Bu çekmecem benim mutfaktaydı. Buraya getirdim. Burası daha iyi oldu. Ve birkaç tane hemen elimin altında zeytin ve turşu da bulunsun diye şöyle buraya bıraktım. Evet. Bunları zaten daha önce göstermiştim ama ilk defa izleyen takipçilerim için gösteriyorum arkadaşlar. Evet. Bir takipçim şey sormuş, bardak menekşesi yani Glaxon'un yapraklarından alabilir miyim demiş. Dört yolda oturuyormuş. Bu arada dört yola selam olsun. Tabii dedim sevgili arkadaşım, nasip olursa inşallah tabii ki olabilir. Bana Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Gülay Hanım Çiçekli Dünyası, ismim aynı. Evet, burada vinkalar. Bu arada çiçek tohumları. Hemen bu videodan sonra bir video çekeceğim arkadaşlar. Artık ekim zamanı geldi çünkü. O yüzden. Ay ay ay, burada da sabah sabah şu güzelliğe bakar mısınız? Bu güzellikleri gördüğümüzde de bin şükür. Rabbim her zaman böyle bu güzellikleri görmeyi nasip etsin. Evet, bunları zaten göstermişim. Ceyran gözlerim bu arada unlu bit olmuş arkadaşlar. Unlu bit olmuş. Onları ilaçlama yapacağım. İlaçlamayı aslında doğal yöntemle bunları bir önüme alıp teker teker
temizleyeceğim ve sonra da Arap sabunu, biraz su ve biraz da sirke, elma sirkesi, yani 1 litre suyun içerisine 1 yemek kaşığı Arap sabunu, 1 yemek kaşığı da elma sirkesi koyup iyice karıştırıp bu unlu bitleri temizledikten sonra üzerine bir fıs yardımıyla fıslatacağız arkadaşlar. Öyle yapmamız gerekiyor ama şey ise ben uğraşamam Gülay Hanım. Biraz uzun sürüyor tabii doğal yöntemle temizlemek. Ben uğraşamam Gülay Hanım. Zirai ilaç derseniz de siz bilirsiniz. Tabii tercih size aittir. Bir marka veremem. O yüzden de artık sorup alırsınız arkadaşlar. Ben de öyle yapıyorum çünkü. Evet, kohleryamız. Bu da Glaxonia. Yumrulu bir bitkidir. Yıllardır benimle arkadaşlar bu Glaxonia türü. Evet. Böyle yaptık ya. Zaten böyleydi. Düzenledim, yaptım, temizliğini yaptım çiçeklerimin. Şöyle biraz geriden aldım ama ne kadar güneşten şey olursam biraz da benim gölgem çıkıyor ama arkadaşlar yine de şöyle yapalım. Evet, buraya bir masa koydum arkadaşlar. İçeride masamdı. Buraya bir masa koydum böyle. Diğer kohleryalarımı da buraya koydum. Birçoğu kurumuş arkadaşlar yazın. Eğer dip kısmında rizonu varsa tekrardan çıkar. Yaprağından, daha doğrusu yaprağından ve çeliğinden tutan, hatta dip kısmında rizonundan üreyen bir tür Glaxonia. Japon küperisi diğer ismiyle de komşu çatlatan. Evet, bunlar özel türlerdi. Maalesef ki böyle kötü arkadaşlar. Evet, şöyle göstereyim. Buraya konumlandırdım. Zaten bu köşedeydi. Biraz daha altına yükseklik koydum. Çünkü buradaki atlas çiçeğim, atlas kaktüsüm kohlelerin üzerine geliyordu. Biraz daha yükselttim alt tabağını. Altına saksı koyaraktan böyle tavana doğru yukarıya doğal gaz borusuna bağladım bunu. İnşallah burayı daha çok böyle bu hali daha güzel oldu. Biraz daha yükseldi. Sandalyenin üzerindeydi. Küçük yere daha yakındı. Böyle daha iyi oldu. En azından açarsa da daha güzel olur. Evet. Bunlar da şey, yakut kolyeleri arkadaşlar. Sevgili takipçimin bir tanesi demiş, ay Gülay Hanım nasıl kıydın demiş. Canım benim, onun da YouTube kanalı var. Arkadaşım. Semizotları neden çekiyorum demiş. Keşke çekmeseydin demiş. Çok kıymetli, çok değerli bir bitki. Evet, ben de biliyorum arkadaşım ama maalesef ki şey bitiyor, ömrü bitiyor. Ama şöyle güzelliği var. Tohumları dökülüyor. Ben iyice yaşlandıktan sonra söküyorum, atıyorum. Tohumları dökülüyor. Tekrar mevsimi geldiğinde, yani yılda iki kere çıkabiliyor. O bittiği zaman da şimdi artık bak, bakar mısınız böyle? Bunlar ısırgan. Benim saksılarımda ısırgan da çıkıyor. Bunları kullanıyorum arkadaşlar. Çiçeklerinizde gübre olarak da kullanabilirsiniz. Mesela azotlu gübre yapabilirsiniz. Bir pet şişenin içerisine koyup da gübre yapabilirsiniz. Ama sulandırıp verin çiçeklerinize. Kesinlikle öyle sade vermeyin. Sulandırın verin arkadaşlar. Hangi kürü yaparsanız yapın, suyla inceltin öyle verin. Yoksa aksi halde kurutursunuz çiçeğinizi. Faydan çok zararınız olur. Bu ısırgandan ben böyle börek yapıyorum, çayını yapıyorum, bitki çayı yapıyorum. Sabahları mesela içiyorum arkadaşlar. Evet, semizotu bitiyor, ısırgan başlıyor, ısırgan bitiyor, semizotu başlıyor saksılarımda. Mesela hemen şurada göstereyim, böyle minicik bir semizotu var. Hemen dip kısmında ısırganlar çıkmaya başlamış. Isırgan deyip geçmeyin, o da çok şifalı. Kohlerya'nın güzelliği. Klasik tür arkadaşlar. Şimdi biraz hasta olsa da biraz kendine gelecektir tabii ki. Evet, şöyle bir geçeyim. Mutfak balkonumun son halini böyle nasıl gördüğünüz bilmiyorum arkadaşlar ama sürekli de çekiyorum zaten ama bu kadar böyle arka planı pek çekmiyordum ama böyle güzel oldu. Böyle buraya çekmece koydum. Soğanlarımı, patateslerimi koyuyorum. Üzerine de birkaç hemen elmanın altında bulunacak turşu ve zeytin ve yanına da hemen birkaç saksı tabii çiçek. Buraya boş durdurur muyuz? Durdurmayız tabii ki.
Sabah çok erken video aslında çeksem olurdu ama kızım anca okula hazırlıyorum, anca yetiştiriyorum. O evden çıkarken de ben yürüyüşe gidiyorum. Tabii yürüyüşten geldikten sonra da hemen video çekiniyor istiyorum ama hemen güneş var arkadaşlar. İşe başlamadan önce size çekmek istedim. Ne kadar güzel, şu manzaraya bakar mısınız? Çok güzel. Evet. Tabii ben buraya balkona şey yaptırdım. Çeşme yaptırdım arkadaşlar buraya. Buraya da bir hortum var. O hortum da benim çiçeklerimi sulamaya faydası var. Direkt diğer balkona götürüyorum. Buraya götürüyorum işte, çiçeklerimi suluyorum. Evet, Atlas şeyimiz ilk açtı ve bir tane açmıştı geçen dönem. İnşallah bu sefer daha fazla açacak. Selda Hanımcığım, canım benim. Galiba onlar tomurcuk. Yani Selda Hanım verdi, Bursa'dan takipçim. Bunlar tomurcuğa benziyor arkadaşım. Şöyle daha yakından göstereyim. Onunkiler açmış maşallah. Bana çiçeğini göndermiş. Hatta videonun da sonra ekleyebilirsin demiş. Kapak resmi olaraktan da koyabilirim. Bir bakayım artık videoya yayınlarken. Bu uç dallarını da var, bayağı var. Bu sene bol atacak inşallah benim prensesim. Evet arkadaşlar, videomu burada sonlandırayım ben. Şimdilik bu kadar. Kanalımıza ücretsiz olan abone olup zil butonunu da açarsanız bütün yeni yayınlayacağımız videolardan da haberdar olursunuz. Böyle şunu da göstereyim hemen size. Biraz daha koyu renk açmış. Zaten böyleydi aslında ilk bu vinkalar bana geldiğinde, roze çiçeklere, ve böyle klasik tür haline geldiler. Böyle de içinde bak bir tane çıkmış. Şey yapacağım ya, bu sene nasip olursa inşallah bu özel türlerden alacağım, şöyle balkona koyacağım, şakır şakır onlardan renklendireceğim. Bu sene öyle düşünüyorum. Bu sene ona sardım, bu vinkaların özel türleri, böyle salkım salkım açan türler var ya arkadaşlar, onlara sardım bu sene. Nasip olursa onlardan alacağım balkonumu. Evet, şimdilik bu kadar. Bir başka videomda tekrardan görüşelim inşallah. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Biz bitki çayımızı içmeye devam edelim. Ondan sonra kalkacağım. Ya Bismillah deyip evimin işine başlayacağım. Kahvaltıyı da artık acıkınca yaparım. Şimdilik erkenden açlığım yok. Evet. Hoşça kalın arkadaşlar. Bir başka videomda tekrardan görüşelim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Kocaman öpücükler, sevgiler, selamlar Osmaniye'de.